Hocam tabii biz de şöyle konuşmaya devam edelim isterseniz. Şimdi deprem bölgesini konuştuk. Deprem bölgesinden uzakta olanları da konuştuk. Ancak toplumsal olarak bu mesele bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Bu aslında 11 Eylül 2001'de İkiz Kule krizi olduğunda ABD'de şu tespit edildi. Travma hep böyle travmayı yaşayanları etkiler gibi biliniyordu. Travma. Yani orada işte o travmayı yaşayan kişiler travmatik yaralanma olur, şok yaşantılar olur, etkilenir. Ondan sonraki gözlemlerde şu ortaya çıktı. İkincil travmalar ortaya çıkıyor şeylerde, travma yaşayanlarda. Bir de medyanın etkisiyle o haberleri, olayları görenler, tekrar tekrar seyredenler de sanki deprem gerçekten var gibi yaşıyorlar. Yani şu anda Türkiye'de bu medyanın iletişimi yaygınlaştırma etkisiyle ortaya çıkan durum sanki sadece deprem Elazığ'da değil de her yerde olmuş gibi bir duygu oluştu, bir korku oluştu toplumda. Bu da beklenen bir durum. Aslında bu faydalı da bir durum. Yani insanların tedbir alması için çok faydalı da bir durum. Yani onun için orada travma küreselleşti deniyor. Yani travmanın durumuna göre travmayı küreselleştirilebiliyor. Burada da hatta kötü dünya sendromundan söz ediliyor. Böyle bu medyanın etkisiyle travmanın bu derece yaygınlaşması, daha çok kişiye ulaşması, bir virüs çıkıyor. Herkes endişeli. İngiltere'ye girerken 2000 tane Çinli özel şeyden geçirilmiş. Mesela virüs gelecek diye. Bu travmanın bir şeyi etkisidir bu. Yani bir çeşit travmatik etkidir hastalanma korkusuyla ortaya çıkan. Bütün bunlar gösteriyor ki travmayla ilgili yorumlarımız da artık değişecek. Yani deprem karşısında yani herkes yani depremle ilgili zihinsel hazırlık yapmak, fiziksel hazırlık yapmak, bununla ilgili bu işin artık unutulmaması gerektiğini, yani 99 depremini kolay unutan bir toplumuz. Yani çoğu zaman unuttuk. İstanbul'da halen bir deprem olsa yıkılacak evler dediğimiz bir durum var. Yani şu anda şeye bakıyoruz. Yani Elazığ'da 6 tane bina var. 5'i sağlıklı, gayet iyi duruyor. Bir tanesi yıkılmış şimdi. O bir tanesi neden yıkıldı? Bilemiyoruz yani orada ne vardı? Bir inşa hatası mı var? Neler var? Bütün bunların hepsi bu depremin öğrettikleri Peki şeyler. buradaki hocam psikoloji şey mi? Yani deprem olan bölgeye üzülme mi yoksa deprem beni de vurur endişesi mi? Orada daha çok ne baskın Tabii çıkıyor? kişilik yapısına göre değişiyor. Böyle bazı altruistik kişiler vardır yani fedakar, verici kişiler. Onlar ördek görse de ağlarlar bu kişiler. Onlar depremden daha çok etkileniyorlar bu kişiler. Böyle fazla fedakar, fazla verici. Kadınlar da çoktur böyle bir annelik duygusuna paralel bir duygu olduğu için. O kişiler bu nedenle oradaki ağlayan işte anne kız ölmüş bunları düşündükçe önemli. İkincisi de deprem korkusuyla acaba bu Türk güvende miyiz? Güvenli değil mi? İşte Türkiye güvenli değil mi? Deprem tekrar olur mu? Diyerek bununla ilgili kaygılara kapılanlar, işte yurt dışına gitmek isteyenler vesaireler de Yani ortaya nereye çıkıyor. kadarı normal, nereye Tabii kadarı yani anormal böyle bir deriz? durumdaki her şeyin kontrol altında olduğunu hissetmesi kişinin, yani her şey olaylara gücünün yettiğini, yetmediğinin sınırlarını kontrol edemeyeceği şeyin sınırlarını kişinin bilmesi depremde kişiyi koruyan bir duygudur. Kontrol duygusu. Yani kişi psikolojik bütünlüğüm bozuluyor, aklımı kaybedeceğim, yani deprem geliyor, hayatımı kaybedeceğim bir duygusuyla yaşanmaz, uyuyamaz kişi. Böyle durumda kendini önce güvende hissetmesi gerekir. Güvendelik duygusu çok önemli. Deprem bu duyguyu bozuyor, sarsıyor, belirsizliğe itiyor insanı. Bu olaylarda kişiler güvenli alan arayışına girerler hemen ilk başta. Onun için hep güvenli evlerde toplanırlar. Aileler bir arada kalırlar ki beklenen bir durumdur bu. Böyle durumda evde hasarlı evler varsa girmeyin diye hep depremle ilgili uzmanlar söylüyorlar. Gayet de haklılar. Yani o korkunun bir süre yaşanması beklenen bir şey. Ama bunu gerekli günlük yaşantıya dönmeyi de bir müddet sonra başarmak gerekiyor. Yani buna karşı hazırlıklı olarak yani yeni deprem sinekliklerine karşı Türkiye'nin hazırlıklı olmasıyla ilgili bir mesaj bu. Böyle durumlarda sağlam inancı olan kişiler daha şanslılar, onu söyleyeyim. Deprem konusunda. Çünkü deprem, doğal afet gibi durumlar insanın iradesinin olmadığı, bu ölüm gibi, felaket gibi bu doğal afetler insanın
kontrol duygusunu en güçlü insanın bile kontrol duygusunu etkileyen bir şeydir. Bu nedenle böyle durumlarda bir kişinin bu tedavi tekniği var bununla ilgili. Yani hatta depremden sonra daha önce debriefing diye bir tedavi yöntemleri var. Yani depremin kederini yok sayarak, onu yok ederek rahatlatma yöntemleri vardı. Bu terk edildi. Mi peki bunlar? O terk edildi mesela. Depremden kaçma, kork, düşünmeme. Yani o yöntem terk edildi. Böyle durumlarda kişinin işte yüksek bir değere inanması, yüksek bir güce inanması, zihinsel sığınağı varsa ona sığınması, koruyucu melek inancı varsa ona sığınması, yani her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç var, yüksek bir güç var, bir yaratıcı var. Buna inanması kişideki kontrol duygusunun sağlıklı olmasına sebep oluyor doğal afetler karşısında. Onun için ölüm de böyle doğal afet gibi bir durum. İnsan ölüm hayatta istisnası olmayan tek gerçek. Yani şimdi bu coğrafyada yaşıyoruz. Deprem en önemli gerçek. Bak küresel ısınma dünya atmosferini bozdu. Avustralya'da yaşananları görüyoruz. Evet. Yani iklim allak bullak oldu. Yanında bunun Türkiye, dünyanın diğer yerlerine Türkiye gelmeyeceğini diyemeyiz. O halde böyle durumlarda arkadaş biz doğaya saygılı bir hayat seçeneği seçmemiz gerekir. Buradan çıkarılacak insanlık olarak da çok vazifeler var. Yani bütün bunları insanın düşünmesi gerekiyor. İşte sağlam inancı olan kişiler böyle durumlarda yani hiçbir olayın tesadüf olmadığını bilir. Yani hatta böyle durumlarda her şey tesadüfi diyen insanlar daha çok panik yaşıyorlar. Tesadüfi varoluşa inananlar daha çok panik yaşıyorlar, daha çok korku ve kaçınmaya sebep oluyor. Ama her şeyin her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden yüksek bir güç var, yüksek görünmeyen bir gerçeklik var. Buna inanırsa kimse böyle durumlarda bununla ilgili varoluşsal sorgulama yapıyorlar. Ben 99 depreminde biliyorum bazı yaşadığım örnek. Bir iş adamı gelmişti o depremden sonra. Ya dedi artık işçilerime daha iyi davranacağım dedi. İşçilerin hakkına daha dikkat edeceğim dedi. Mesela o olaydan çıkardığı bir sonuçtu. Yani artık bu dünyanın yani hani Goethe'nin güzel bir sözü vardır. Mezarın dünyada yaşayanların tartıştığı şeyler için mezardaki toprağın altında yaşayanların güldüğü şeyler için toprağın üstündekiler birbirlerine kavga ediyor derdi. Yani insan böyle durumlarda hayatı, varoluşu, ölüm nedir, sonsuzluk nedir? Yani bu felsefi soruları sorarak bunlarla ilgili çözümler üretebilmesi için de bir fırsat bu.